Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık tam kıvamında Arnavut ciğeri tarifi vermek istiyorum. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle ciğerlerin dışındaki ince zarını çıkarıyoruz. Aralardaki damarları da çıkarıp böyle kuşbaşı şekilde doğruyoruz. Doğradıktan sonra süzgece alıp kananın süzülmesini bekliyoruz. Ciğerleri yıkayınca sert olduğu için ben yıkamadım. Kanı tamamen süzüldükten sonra ayrı bir kaseye un ve tuz alıp karıştırıyoruz ve ciğerleri içerisine aktarıyoruz. Unun içine aldığımız ciğerlerin her yerine gelecek şekilde karıştırıyoruz. Ciğerlerdeki fazla unu almak için ince telli bir süzgece aktarıp, fazla ununu eliyoruz. Derince bir tencereye yağ alıp güzelce kızdırıyoruz. Tamamen kızdıktan sonra ciğerlerimizi birbirine yapışmasın diye tek tek atıyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz küçük bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Tariflerimi arkadaşlarınızla, yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Ciğerlerin hepsini tavaya aldıktan sonra şöyle birazcık sallıyoruz. Ara ara da karıştırarak çok kısa bir süre pişiriyoruz. Ben yaklaşık 3 dakika gibi bir sürede pişirdim. Yağ da fazla kalırsa kurur ve lezzeti kalmaz arkadaşlar. Havlu kağıt serdiğimiz bir tabağı alıyoruz. Hemen yemeyecekseniz kapaklı bir tencereye kurumaması için alabilirsiniz. Kalan ciğerlerimizde yine aynı şekilde pişiriyoruz. Ben ciğerleri biraz iri doğradım. Ee, bu şekilde doğradığımda 3 dakika pişirmem yeterli geldi. Eğer e, daha küçük doğrarsanız bu süre daha da kısalabilir. Başta söylemeyi unuttum arkadaşlar. Eğer Ciğerin yanına patates de kızartmak istiyorsanız küp küp kesip ciğerden önce patatesleri kızartın. Şimdi ciğerlerin üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını eritiyoruz. Yağ tamamen eridikten sonra kırmızı toz biber, bolca kimyon, kimyon ciğere çok yakışıyor. Karabiber ve kekik ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu ciğerlerin üzerine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Artık Arnavut ciğerimiz servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Gerçekten lokum gibi ve çok lezzetli oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.